Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün seninle Rainbow Six Siege'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni haritadayız. En son Brezilya güncellemesiyle gelen bu ikinci oyunum olacak burada. İlkinde hiçbir şey anlamamıştım. Umarım bunda bir şeyler anlayabilirim. Çok fazla anlamadığım için insanların nereden geleceğini. Ben de insanların nereden geldiğini göreyim o zaman. Onlar görünmeden önce. Ziyop yine bu bir önceki bölümde olduğu gibi yanımda. Kamera aldı da kameraları nereye atacaksın? Nereden biliyorsun acaba? Adamlar nereden gelecek? Bu haritayı hiç bilmiyorum. Hiç alıştırma da yapmadım. Neden yapmadığımı da bilmiyorum ama her yeri kırılıyor, patlıyor, çatlıyor güzel. Eğlenceli. Hostage olması da güzel. Bomba olsaydı iyice karmaşa. En azından belli bir odayı korumaya çalışıyoruz. Güzel. Galiba sıkıntısız, server problemsiz de oyuna gireceğiz. Ya belli ki buralar zaten bağırıyor. Şuraya kapatacağız diye. Ben haritayı bilmiyorum. Siz başka yerleri kapatın. Ben şu gördüğüm yeri direkt kapatayım. Burası dışarı çıkıyor herhalde. Neresi? Nereye gidiyor? Hiç bilmiyorum gerçekten ya. Bak burası pusmak için güzel bir yer. Hissettim, hissettim. Güzel. Şuradan gelebilirler. Şuraya kapatayım da ben. Ben çok bilmediğim için kameralara bakıp riske atamayacağım daha fazla. Daha hazır saklanıyorken ben direkt yukarı falan çıkayım. Daha da yukarısı da var. Şuraya sıkıyorlar sanırım. Bu bir merdivenden gelecek. Galiba. Şurada olsaydı bir pencere. Oopsie. Hiç kıp sesimi çıkarmasam, C4'e atsam ikisini birden alacağım. Çok güzel yere pusup çok saçmaladım ya. Heyecan yaptım, heyecan. Çok aşırı heyecan yaptım. Tamam benim suçum ya, başka da hiçbir şey değil. Kill assist'i versen ne olacak? İki adamı birden rahatlıkla alabilirdim, panik yapmasaydım. Neyse, bunu telafi etmek için daha konsantre, daha güzel oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam, almayacağım. Her zaman kullandığım operatörleri almayacağım. Glass çok almıyorum. Glass alalım. Ne kadar işime yarar bunu da bilmiyorum ama. Şey alsaydık daha iyi olmayacak mıydı? Bir tane Termite alınması lazım. Ama takımın pek umurunda değil. Ben de gerçi Termite de çok almıyorum aslında, alabilirim ama. Yani çok almadım o portları almaya çalışıyorum. Bu ne şimdi burada? Bir de kıpırdamıyor da bak. Ses kasıyorum ama ses yok. Duydum. Buranın alt katlarında bir yerdeler galiba. Her zaman ses kasacak.
Üçüncüyü de aldık. Güzel. Bir tane asistim var. Zio güzel puan kasmış. Yalnız burası üst katlarda bir yer sanırım. İş yapar. Glaz iş yapar. Kameralar nerede bak onu hiç bilmiyorum mesela. Oraya değil. Şu karşıya geçişim var mı? Bak işte termite'ımız olsa. Böyle yemeyecek hocam. Adamlar ne oynadılar be? Şöyle çarptırıp şu tarafa. Arkada bir adam var. Nefis. Adam vallahi aldı kaçtı. Hala koşuyor. Çok güzel iş. Nefis iş. İşte termite olsaydı o kapıyı açsaydık çok daha güzel iş yapacaktık. Bu sefer güzel savunacağız. Taçanga mı? Kapkan mı? Taçanga hiç almıyorum ben. Hatta şöyle söyleyeyim. Taçangayı kendim de toplamda 5 defa oynamamış olabilirim. Nereye koyacağım o aleti bilmiyorum. En azından pencereden uzağa koymak iyi olacaktır herhalde. Hatta bir kısmımı da şeye verirsem, hostaja verirsem, hani bana sıkarken belki onu vururlar falan filan. Güzel iş yapabiliriz. Ama şu raid'e kaçırma işi nefis oldu. Adam gerçekten iyi iş yaptı. Bilmeden güzel sumak atmışım galiba bir de adama. Her yerimiz açılabiliyor. Sen mi kapatacaksın illa? Hah, kapat çocuğum, kapat. Aferin, sıkayım kafana da arkadaşlığımız bozulsun o zaman. Ne saçmalıyorum ben acaba? Şimdi bu adamlar buradan gelecek. Bu adamlar buradan da gelecek. Biri oyundan çıktı. Şöyle deneyeceğiz o zaman. Bu bizim az önce savunduğumuz yer. Daha doğrusu koymuyor. Koymuyor. Şeyin üstüne koymuyor herhalde. Taçangayı koyacak yer bulamıyor. Şöyle yapabiliriz. Buradan biri gelirse tahminimce zaten o kadar kötü bir operatör almışım ki şu taçangayı nereye koyacağım zaten bilmiyorum da dışarısı çok parlar. Risk almanın lüzumu yok. Şuradan gelebilirler. O kadar kötü bir yere de koymuşum ki maşallah bana. Vurdum. Ya adamın zaten kafası açıktı orada. Ben o adamı vurmuşken nasıl kafasından vurmuyorum acaba? Diğer adamı vurmuşum ben sanırım. Ben adamı öldürdüm mü? Adamı da öldürmemişim. İyi, bunlar da çok haritayı bilmiyorlar. Bilse çünkü kameranın yerini görüp hemen vurması lazımdı. Op 4, last operator standing.
İki round tur çok saç. İlk round ve son round çok saçmaladım. İşte insan kendini bilmediği bir haritada oynayınca, rahat hissetmeyince böyle ne yapacağını bilemiyor. Haldır uldur koşturmasan aslında arkalayacaksın. Yukarıda. Sanırım haritayı bilmediği için bulmaya çalışıyordu, bakayım. Büyük ihtimalle dediğim gibi bir mevzu dönüyor şu an. Bilmediğim haritada oynuyorum. Az kullandığım operatörlerle oynamaya çalışıyorum. İkisi birleşince kendimi hiç rahat hissetmediğim için. Zannettim bir an, ne yalan söyleyeyim. Güzel, şunu da alırsak. Ne kullanmıyorum ben çok? Hostage'da füze almayayım. Hani çok fazla termite almıyorum. Silah çok güzel vuruyor ama çok sekiyor. Ama bir de şimdi bu termite, hani kapı açma olayı efsane olduğu için kullanacağız. Şeye kadar beklerim. Hani birazcık şeyler patlasın. Mute falan aldılar büyük ihtimalle. Mute'lar ortadan kalkana kadar filan bekleyip ondan sonra bütün kapıları patlatacağım. Duvarları daha doğrusu. Da. Neredeler acaba? Bu binada değiller. Ses yok diyecektim, ses duydum. Aha da gördüm. Hems. Ya kaçtım ben, bence kaçtım. Smoke var. Şu kapıları açtık mı işleri bitti zaten. Şu kapıyı açtı lan. Çıkma, çıkma. El bombası atılır mı? Gerçekten mi ya? Bir de ikinciyi de atıyor. Bak ne kadar güzel girmiştik içeriye kadar. Ben mute de almıyorum. Çok mute alayım bir de. Eh be abicim ya. Bak buradan bu adamlar bu oyunu geri çevirebilirler bu şekilde. Çünkü ben mesela moral olarak çok düştüm. Yaptığım hatalardan çok düşmedim. Bu saçmalıktan çok düştüm. Hadi ben de saçmalıyorum. Ama en azından takma round kaybettirecek. Saçmalamıyorum diyecektim de ilk roundda ben kaybettirdim. İki tane adamı rahatlıkla öldürebilirdim. Şimdi şuraya kapatacağız. Bulsunlar, çok umurumda değil. Normalde kapıları kapatmam lazımdı da önce. Burayı açamazlar. Burayı da kurtardık. Nereye koyacağımı bilemedim. İçeriye girmesin.
Buraya müt koymak çok saçma bence ama. Şurayı patlatıyorlarmış da ölüyormuşum. Al işte bak adamlar. Aferin bize. Ses var burada. Panik yaptı biri. Nefis, sessiz, ses kasmak çok önemli bu oyunda. Zio çıldırdı. Ses kasmak aşırı önemli. Güzel bak, artık buradan vermeyelim. Çok ayıp olur, bak gerçekten çok ayıp olur. Ne almıyorum çok? Blitz'le şey almıyordum, Montagne almıyordum, onları alacaktım da ikisini de aldılar. Ash mi alalım? Bu sefer Termite'i yine alıyorum. Çünkü az önce Termite'de zaten oynayamadım. Oyunun başında adam el bombalarını salladığı için. Umarım yine aynı pisliği yapmaz. Bilerek mi yaptı diye düşünüyorum da. Umarım bilerek yapmamıştır. Çünkü bir daha yapacak yaptıysa. Şey alsaymışız yalnız bir de. Bu odaya bir de castle koysaymışız o kapıya. Nasıl gireceklermiş içeriye? Neredeyse imkansız. Bir de kapının karşısına shield koyup arkasında oturdun mu? Her türlü savunursun bence. Ha bir de C4 lazım o shield'ın arkasındaki adama. Nefis kombinasyon. Durum ne bu arada? 1020 puanımız var. Güzel. Zio taşıyor gibi görünüyor. Puanları kasmış. Güzel kasmış. Şu Serega olmasa zaten karşısının hiç şansı yok da. 8 kill ile oynuyor adam ya. Heh, bir de şimdi oyuna bağlanamayalım. Nefis olsun. Bence Wood'un PC değil de Wood'un server sıkıntısı. Derken bağlandık. Bizim olduğumuz yeri mi seçerler? Bizim olduğumuz yeri seçerlerse nasıl gireceğiz? Çünkü arka pusulabilecek çok fazla yer var. Benim olduğum yer güzel pusulacak bir mekandı. İki tane adam kucağıma düştü mesela. Şu arkadaşları bir ID hepsini bir görelim. Ben de puan kasarım. Nedir yani? Nedir yani? Yalnız Termite güzel iş yapar, hiç kapatacak bir şey yok ama pul sıkıntı. Ve benim haritayı çok net bilmiyor olmam sıkıntı, yoksa rahat gireriz biz buraya. O kadar da boş değiliz kardeş.
Hayda, nasıl ölmedi ya? Bir sürü de sıktım. Canı kıya kadar. Bak cana bak. İçeride biri olduğunu hissettim. O yüzden kaça kaça oynuyordum da. Bütün kapıları açabilirdim eğer. Zio'yu izlesek ya. Zio şovluyor orada bıçak bıçak. Ve maçı da kazandık. Güzel oldu. Sık kafasına, sık kafasına. Şöyle bir bakalım. 2, 2, 3, 3500. Fena değil. Akmasa da damlar. Çok taşımadık takım belki ama. Güzeldi. Umarım izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.